Tabii bunca zaman içerisinde sadece bebeklerini kaybeden aileler mağdur değil. O minicik bebeklerin canı üzerinden, canı pahasına rant sağlamaya çalışan o yeni doğan çetesinin birçok mağduru var. Onlar da bu süreç ortaya çıkınca, yaşanan skandalların ne boyutta olduğu belirince kamuoyunda teker teker bir bir ortaya çıkmaya devam ediyorlar. İstanbul Reyap Hastanesi'nde doğum yapan bir anne yaşadıkları o korku dolu günleri anlattı. Bebeğinin 8 gün yoğun bakımda tutulduğunu ifade etti. Ölüm yuvasından bebeğini bakın nasıl kurtarmayı başarmıştı. Şimdi de şikayetçi. Biz hastanede o 2 gün içerisinde doğum yapan 7 ya da 8 kadındık. O da, katta sadece bir bebek vardı. Diğerleri hep yoğun bakıma alınmış. Hani ne kadar yoğun bakımın dolu olduğunu tahmin edersiniz. Bir tane bile boş küvez yoktu. Yeni doğan çetesinin mağdurlarından biri de onlardı. 2018 yılında doğum yaptı. Bebeği 8 gün boyunca yoğun bakımda tutuldu. Her gittiğimizde farklı bir bahane sunarak çocuğu bize vermemeye çalışıyordu. Tabii biz o zaman şüphelenmiyorduk. İstanbul'da yaşayan 36 yaşındaki kadın 2018 yılında Özel İstanbul Reyap Hastanesi'nde doğum yaptı. Bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ancak yeni doğan çetesinin eline düştü. Yine aynı yöntemler kullanıldı. Devreye yeni doğan çetesinin kilit ismi Doktor Fırat Sarı girdi. Fırat Sarı aileye bebekte solunum sıkıntısı olduğunu söyledi. Bebek yeni doğan yoğun bakım ünitesinde küveze kondu. Bu basit, her çocukta görülebilen bir sorun, 2-3 saatte çözülebilecek bir sorun, neden yatıyorsunuz dediğimizde gözetim altında tutacağız. Önemli değil, 1-2 günlük bir konu dedi. İddiaya göre aileyi sürekli oyalayarak bebeği yoğun bakımda bekletti. Bu sefer de dedi solunumda sıkıntı yok ama sarılık başladı, çıkartamazsınız dedi. Ben dedim ki sarıldığını dedim yatarak tedavisi olması zorunlu mu? Yani hani mesela ışın vereceksiniz veya başka bir tedavisi var. Bana dedim şu saatte hastanede ol değil, ben bu saatte hastanede olayım ama çocuğumu buradan çıkartmak istiyorum. Fırat Sarı her aileye yaptığı gibi onları da evlatlarının hayatı üzerinden korkutmaya çalıştı. Tamam dedi çıkartmak istiyorsan çıkart ama evde fenalaşırsa bu çocuk, kötüleşirse ben sorumluluk kabul etmem, bunu göze alabiliyor musun dedi. Aile bebeklerini almak için ısrarcı oldu. Ancak bu kez de bahaneleri farklıydı. O imza eksikliğini bahane sunup bizi yine taburcu etmediler. Artık sabrımızın sonuna gelmiştik ama çocuğumuz ellerinde olduğu için hani o gece de eve boş döndük. Bebeklerini 8 gün sonra o ölüm yuvasından kurtarıp başka bir doktora götürdüler. O doktorun söyledikleri ailenin bütün şüphelerini haklı çıkardı. Bu çocuğun bırak yeni doğan yoğun bakımda normal hastanede herhangi tedavi alması bile gerek yok. Aile yeni doğan çetesiyle ilgili haberleri gördükten sonra Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Biz kalıcı bir hasar yaşamadık ama 2018'den bu yana kim bilir kaç bebek ya hayatını kaybetti ya engelli kaldı. Canım.